Özellikle yatırımcının merakla beklediği konulardan biri de altın meselesi. Geçtiğimiz hafta düşüşler görüldü. Bundan sonra önümüzdeki süreçte enflasyon rakamlarının da etkisiyle ya da işte dünya ortalamasına baktığımızda, ons fiyatlarına baktığımızda ne olur ne biter onu da öğrenelim. Biz geçen haftaki yayınımızda da ifade ettiğim gibi bu hafta da baskılanmanın devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Bayrama kadar bu baskılanma devam eder. Ons altın tarafında bu hafta 2.300 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Eğer burası aşağı yönü kırılırsa aşağıda 2.280 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz halen devam ediyor. 2.300-2.350 dolar aralığında bu hafta oyalanır diye tahmin ediyorum. İçeride dolar kuru stabil olduğu için gram altın onsu takip etmeye devam ediyor. Ons nereye? Gram altın oraya. Gram altın şu an serbest piyasalarda 2.412-2.419 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında da bu hafta 2.400 lira destek seviyesi, 2.450 lira direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını takip edeceğiz. Bayrama kadar olan süreci altın yatırımcısına alım yönünde fırsatları verdiğini söyleyebilirim. Baskılanma bu düşüşler çok uzun kalmayabilir. Temmuz ayı itibariyle altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi beklemeye devam ediyoruz. Hem ons tarafta hem gram tarafında yeni yükseliş trendi bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında hedef 2.600 dolar, belki 3.000 dolar seviyesini önüne açacak. Yılın ikinci yarısında bir süreç beklediğimi söyleyebilirim. Gram altın tarafında da 3.000-3.500 lira aralığında yılı tamamlaması muhtemeldir. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Özellikle altın yatırımcısı bayrama kadar bu düşük trendi bir fırsata çevirebilir. Peki yine dolar ve borsa yönünde işte TÜİK rakamları da açıklandı, işte enflasyon rakamları da açıklandı. Bundan sonra işte tam da bir trend aşamasındaydı. Özellikle borsa yükselişteydi ama geçtiğimiz hafta düşüşleri gördük ki biz yurt dışı alıcılarının haberlerini de yapıyoruz. Nedir buradaki son durum? Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.454 puan seviyesinde şu anda. 10.200-10.700 aralığını bu hafta için takip ediyor olacağız. Kısa vadede böyle bir oyalanma devam edebilir. Biraz daha yaz aylarında 11.000 puan seviyesinin üzerinde 12.000 puan seviyesi hedef konumunda yıllık fazla. Ancak kısa vadeli bu baskılanma tekrar dalgalanmalar devam edecektir. 10.000 puan seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Ama tekrar yaz aylarında önümüzdeki aylarda 12.000 puan direnci karşımıza gelecektir. Döviz kurları stabil yatay bir süreçte Haziran ayına başladı. 32.20, 34.92 lira seviyesinde şu anda. Euro dolar paritesi 1.08.33 seviyesinde. Bu hafta Euro'nun dolara kıyasla biraz daha negatif ayrıştığını görebiliriz. Merkez Bankası'nın alımları devam ediyor döviz tarafında. Temmuz ayı itibariyle döviz tarafında da hareketlilik yaşanır diye tahmin ediyorum. Biraz bu mevduat faizlerindeki dalgalanmadaki son durumu sorabilir miyiz? Nakiti olup da işte değerinin düşmesini istemeyenler sizce ne tür yatırımlar yapmalı, nerede değerlendirmeli? Özellikle mevduat faizlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları, yeni tedbirler çok önemli olmaya devam ediyor. Ancak bankalara baktığımız zaman da çok yüksek faiz vermek istemeyen bankalar da var karşımızda. Kısa vade herkes özellikle 3 aylık süreçte mevduat faizlerini tercih ediyorlar. Çıkış yaptıktan sonra da farklı enstrümanlara yöneliyorlar. Şu anda mevduat faizinin sabit getirisine baktığımız zaman faiz hassasiyeti olmayanlar burada sabit olarak iyi bir gelir elde ediyorlar. Ancak bu sürdürülebilir bir politik olmadığı için yılın son çeyreğinde bu kadar yüksek bir faiz oranı olmasını beklemiyorum. Peki varsa eklemek istedikleriniz onları da alalım hemen. Bu hafta Perşembe ve Cuma günleri önemli piyasalar için. Cuma günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen faiz indirimi yapacak. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi önemli olacak küresel piyasalar için. Özellikle bu hafta hem yurt dışı hem yurt dışı piyasalarda biraz daha sakin bir seyirde tamamlamasını bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim Ben katkılarınızdan teşekkür dolayı. ederim. Sağ olun. Evet, finans analisti İslam Memiş paranın şifresi programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.